El Cezire'nin muhabiri bizzat ben kendim dinledim öyle söylüyor. Ailelerini kaybediyorlar insanlar. Yavrularını, bebeklerini koklaya koklaya İslam çok güzel. Müslümanlarda problem var. Zalim Siyonistlere kök söktürüyorlar elhamdülillah. 50 gün oldu, 2 ay oldu. Ufacık bir yer ama hala bir şey yapamadılar. Sadece güçleri sivillere yetiyor, sivilleri öldürüyorlar. Allah'a güveniyorlar, Allah'tan ümitlerini kesmeden ama görevlerini yaparak devam ediyorlar. Allah da yardım ediyor onlara. Allah onlara sonuna kadar yardım edecek, bunda benim zerre kadar şüphem yok. Bu ümitten daha ileri bir seviye. Çünkü gerçekten her hareketleriyle İslam alemine, hatta insanlığa örneklik gösteriyorlar. Gazze'de yaşanan 5 tane ilginç olay söyleyeyim size. Mesela bombalar yağmasına rağmen, bombalar yağıyor üstten aşağı. Hiç duydunuz mu? Orayı terk etmiş de Avrupa'daki falanca memlekete sığınmış. Bırakın halkın ne doktoru gidiyor, ne mühendisi gidiyor, yine orada kalıyorlar. Hatta şu ateşkesten sonra ne yaptılar? 4 günlüğüne hemen geldiler yine oraya. Adamların ölüm diye bir dertleri yok ya. Onca yıkıma rağmen, açlığa, susuzluğa rağmen, El Cezire'nin muhabiri bizzat ben kendim dinledim öyle söylüyor. Burada ne hırsızlık ne de yağmalama hiçbir vaka yok diyor. Aç insanlar, perişan vaziyetteler ama ne bir yağmalama ne hırsızlık. Asker polis var mı orada orayı idare eden? O da yok. Kimse savaş var diye eşkıyalık yapmanın derdinde değil. Hiç kimse kaos çıkarmıyor. Ailelerini kaybediyorlar insanlar. Yavrularını, bebeklerini koklaya koklaya kefene koyuyorlar. İsyan ifadeleri duydunuz mu? Hepsinde bir teslimiyet. Allah'a öyle inanmışlar ki, videoları izlemişsinizdir. Bir sürü video var. Resulullah'a gideceksin diyor. Selam söyle. Beni çok etkiledi bu. Senden daha fazla Resulullah'ı sevdiğimi ona söyle diyor. Ya torununu seven zim diye, ruhu ruh diye söylüyorlar ya, o dedenin halini görüyorsunuz. Teslimiyet. Esirlere yaptıkları muameleleri görüyorsunuz değil mi? Ya hepsi sanki böyle 40 yıllık dost gibi ayrılıyorlar. Ve bu adamlar, bu kişiler Müslüman değiller. Onların belki dillerinden bile anlamıyorlar ama İsrail bile açıklama yapıyor. Hastaneden, kontrolden geçiriyorlar. Hiçbirisinde hiçbir şey yok. İslam çok güzel. Müslümanlarda problem var. İslam çok güzel ama Müslümanlarda ciddi problem var. Müslümanlarda bir şey görüldüğü zaman İslam'a taş atılıyor. Bu Müslümanlar tarafından İslam'a yapılmış en büyük ihanettir. Allah bize de öyle teslimiyetler, öyle güzel temsiller nasip eylesin. Allahu Teala kardeşlerimize acilen yardım eylesin.